yani mutlaka yatırım yapmamız lazım. Sanıyorum devletle sivil toplum ilişkisindeki en büyük gelişimde bu alanda olmalı. Devlet sivil toplumun altyapısını oluşturmak zorunda, yoksa bizim tek başımıza bu tesislerin altından kalkmak çok kolay değil. İşte buraya çok uzak olmayan bir yerde Tuzla da şimdi arama kurtarma eğitimleri verilecek yeni bir merkez yaptık. Devlet arazisini satıyor. 7 milyon yakın para dönüyorsun. Bu alan genişletilmediği müddetçe sivil toplumun arama kurtarmada başarılı olması çok mümkün gözükmüyor. Ama depremin izlediğim de silindiği bir çalışma oldu. Özellikle son dönemde enkazdan kurtulanlar bize hayatını kaybeden 7 bin insanın açısından hafifleten şeyler. Bütün Türkiye ekranların başında merakla hep ona baktık ki birinin daha kurtulmasına şahit olur muyuz diye. İnşallah iyi bir altyapı olduğuna şahitlik olduk. En yok olan insanların yardımlarına şahitlik etmiş olduk. İnşallah bu programda bizim bir şekilde hallolmasını umut ederiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Kardeşim, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel konuşması için kendisine teşekkür ederiz. Şimdi İlim Yayma Cemiyeti'nden Doktor Kurtuluş Özüpke sözünü okuyor. Buyurun. Sunum için hazırlayınız. Açık bir yorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi sunum kadrosunu görünce Nihat Hocam sivil toplum, STK ile ilgili işin teorisini çalışan, gelecek projeksiyonu çizen bir isim. Lütfen İHA aktif olarak sahada koşulan bir sürekli hizmet veren bir alan. Oradan ayrışacak bir fark nereye yorumlayabilirim diye düşündüm. Başlık oluştururken de. Hem eğitim tarihçisi olması hasebiyle mesleki olarak alana kendini çekmiş oldum. Hem de İlmihan Cemiyeti eğitimci olarak belki tek parti sonrası kurulan ilk sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi 70 yıllık Mayıs olan bir kurum. Ben de eğitim üzerinden, yani modernleşme sürecimizde eğitimin sivil toplum boyutuyla akan toplumsal hafızayı, toplumsal makul ve vicdanı taşıyan boyutunu, oradaki devamını vurgulayan bir akış hazırlamaya çalıştım. Onu sizinle paylaşacağım. Öncelikle STK ve vakıf bunları ayrı konuşulması ya da ayrı düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu coğrafyanın vakıfları, modern dönemin sivil toplum adıyla devam ediyor. Ama mantık, kafa büyük bölümünde hala o vakıf anlayışla çalışıyor. Yani bir grubun çıkarlarını koruyan, bunu alan açan yaklaşımla sadece vermek üzerine organize olmuş yaklaşımın mantık olarak temelde çok ayrı zeminlere oturduğunu düşünüyorum. Bu terminolojiyi ayırmak gerçekten kıymetli. Birinci Dünya Savaşı öncesi İstanbul Üniversitesi'nin Cemiller Komisyonu vardır. Yani bir taraftan savaşıyoruz, yani ordulara girmesi, sınırlardan geçmesi engellenmeye çalışılıyor. Diğer taraftan da felsefi kavramlar başta olmak üzere birçok kavramın burada yerli, kendi kavramlarımızla nasıl karşılanacağı ile ilgili çaba sarf ediliyor. Şayet kavramları yerli yerinde kullanamadığımız, uygun karşılıklarını üretemediğimizde düşünme formlarımız tamamen değişmiş oluyor. Deprem bölgesine ben de kısa bir ziyaret, yani bir haftalık ve sonra üç günlük tekrar gitme imkanı oldu. Orada şunu gördüm, vakıf mantığıyla hareket eden, sahada aktif olarak çok yoğun bir şekilde çalışan STK'lar gerçeği var. İstanbul'dan sosyal medya üzerinden baktığımızda bambaşka kahramanlar ve aktörler var.
biz gerçek kahramanlar, biz bu işte vakıf mantığıyla geldiği için yani sahibin verdiği soya duymasın, görmesin. Her ne kadar kurumsal görünürlük noktasında kurumlar kendilerini geliştirmeye çalışsa da o alttaki o anlayış hala o görünür olma, kendini çok fazla ne çıkarma, pazarlama kelimesini çok sevmiyorum ama kullanacağım. Bunu engelliyor, baskılıyor. Bu son yaşadığımız herkese bunun şahitliğini yaptı. Ben şimdi hızlıca vakti de aşmayacağım. Bir tane okul. Mavi Şafakan'ın eski binası bu. Şu an daha büyük bir kampüse taşındı. Restore edildi. Rastlaka eğitim binası olarak kullanılıyor. Cemiyet Tebrisi İslamiye diye bir dernek kuruluyor. 1863'te. Bunu kim kuruyor? Yusuf Ziya Bey kuruyor. Yusuf Ziya Bey üst düzey bir bürokrat. Daha sonra Maliye Bakanlığı da yapıyor. Hikayesi şu, Darüşşafaka'ya gelişim hikayesi. Kendisi her gün şey gidiyor, Cağaloğlu'na Aksaray'dan kalkıyor. Kapalı çarşının önünden geçerken, kapalı çarşı açılmadan önce çıraklar dükkanların önünde vakit öldürüyorlar. Yani oradaki zaman boşa geçiyor. Buna diyor ki bir çözüm bulayım. Yani bu çocuklar çalışıyorlar, çıraklık yapıyorlar, okumaya yazmak, temel düzey eğitim beceriliyor. Bunlar için ne yapabilirim? Birkaç arkadaşıyla konuşuyor. Ve bu çıraklara mesai başlayana kadar ki zaman diliminde eğitim verecek. Okul yazarlık, işte temel matematik gibi ilkokulun kısmi bir becerisini kazandıracak. Kurs açalım. Ve bir boş bir bina bulup bu kursu açıyorlar. Bir süre sonra talep çoğalıyor. Çok sayıda insan çocuk geliyor. Başka şubelerini açıyorlar. Bir süre böyle devam ediyor. Yani Müslüman toplum, Tanzimat sonrası yoğun bir şekilde açılan özel yabancı okullar, bunun arasında biraz daha dezavantajlılığına düşen Müslüman toplumu okul yazarlarını arttırmak üzere böyle bir çalışma yapıyorlar. Yine Avrupa'dan dönen Ali Naki Efendi diyor ki, tamam bu yaptığımız güzel ama daha derli toplu bir okul, modern okul kuralım. İşte Darüşşafak Fakültesi oradan çıkıyor. 1873'te padişahın kararını verdiği biz gibi toplum organizasyon olarak ortaya çıkan bu okul Batı'daki modern müfredatı ve kendi taşımamız gereken klasik müfredatı birikimi bünyesinde barındıran yani güçlü bir sosyal bilgiler, fen matematik, Arapça, Farsça, Fransızca bir eğitiminden oluşan güçlü bir müfredat oluyor. Yani bu müfredat içerisinde kitaplarını yazanlar tamamen gönüllü öğretmenler, 60'a yakın kitap yazılıyor. Diğer okullara da okutulmak üzere basılıyor. Subaylar, memurlar hepsi burada gelip gönüllü ders veriyorlar. Yetim çocukları alan bir okul. Bu Çek yönlü müfredatı bir Mehmet Akif'te milli şair, milli vicdan da yansıtan bir isim. Onun son eserlerinden bir tanesinde görüyoruz. Yani Cumhuriyet'e bir eğitim teknik olarak da yayınladı. Altın kitabı 1924'te basıldığında orada vereceğimiz eğitimin hangi demin temel üzerine oturması gerektiğiyle ilgili ifade ettiği satırlarda marifet ve fazilet kavram kullanılıyor. Bir tanesi güncel bilim teknik alanı, diğeri de toplumsal gerçeklik, değer, kültür alanı. Bu iki alan üzerine bunu inşa edelim teklifi. Yine onun arkadaşı aynı dergide yazan Hasan Hikmet Demirbağ benzer satırlarda benzer ifadeleri kullanıyor. Diyor ki yabancı kurumlarla mücadele edebilecek, onların seviyesinde eğitim verebilecek, aynı zamanda kültür ve değer aktarımını da yapacak bir müfredat oluşturalım. Hasan Hikmet Demirbağ'ı biz ne zaman görüyoruz? 1951'de başka bir sivil toplum kuruluşunun İlimlerme Cemiyeti'nin kurucular arasında görüyoruz. Okul 1951'de açılıyor devlet okulu olarak ancak resmi izin çıkmış olmasına rağmen okulun eğitim vereceği bir bina tahsisi gerçekleşmiyor. Yani hükümet, devlet arasında uyuşmazlık bu devam ederken bir sivil toplum organizasyonu olarak İlimlerme Cemiyeti kuruluyor ve okul binası kiralıyor. Öğrencilerin büyük ihtiyacı, derslik ihtiyacı gibi birçok şeylerin
üstleniyorum. Ve burada yine aynı, yani Darüşşafaka'yı kuran Cemiyet-i Tedrisiye İslamiye, ki o zaman birçok cemiyet-i ilmiyeler var, okul açmak, eğitim açmak için kurulan, aynı mantığın devamı 1951'de bu okulu kuruyorlar ve burada da yine orta lise düzeyindeki okullara müktedat olarak artık vadeli bilgi bilgilerin ilavesiyle, yani o çift bakış açılı mantığı tekrar gündeme getiren bir sistem. Ve gerçekten büyük bir sivil organizasyon. Şu 52 derecenin adı metinden alıntı. 61 tane iş yeri. Diyor ki şu işletmelere bizim adımıza makbuz karşılığı bu okula destek için yardımda bulunabilirsiniz. Yani burada Fatih İstikleri'den Bakırköy'e, Kadıköy'e kadar İstanbul'un farklı ülkelerinde önemli bir esnaf örgütlenmesini görüyoruz. 61 darbesinden kısa bir süre önce yine okullarla ilgili oluşan bir takım çalışmalar basında yayınlar dediğimiz ikinci bir bilgi yayınlayarak toplumsal destek çağrısı yapıyor okullara karşı, ama daha önemlisi şu, karar defterleri var. 1951'den itibaren düzenli olarak tutulmuş. 62 ile 77 arasını taradım. Bilimler ve Cemiyeti kendisi bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, derneğin, sendikanın, örgütün ve okulun, yani Çapa birinci ya da birinciden şurada bazı Kültür Yardımlaşma Derneği'nde, bir cami derneğinden Bodrum'daki bir ilkokula kadar 100-130 kadar yer test ettim 10 yıllık süre içerisinde. Hem sivil toplumun hem de eğitimin desteklenmesi, gelişmesi, yaygınlaşması adına yardım yapıyor. Yani sivil toplum kuruluşu yereldeki daha küçük hem eğitim kurumlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşması için çaba sarf ediyorum. Bizim normalde çalışmalarımız, Türkiye genelinde şubeleri olan bir kurumuz, çalışmalarımız öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kültür merkezleri gibi yerler ve okulda eğitim destekleri yapıyoruz. Ancak deprem olunca şunu fark ettik. Yani siz organize bir sivil toplum kuruluşuysanız, kriz anında sahip olduğunuz potansiyeli görebiliyorsunuz. Etki alanınızı o zaman ölçebiliyorsunuz. Yani o network çoğu zaman atıp durabiliyor. Ancak deprem anında o sizi harekete geçiriyor. Bizim normalde insani yardım organizasyonumuz yok kurum olarak. Ancak deprem olunca hem sahadaki, oradaki organizasyonumuzun parçası insanlar, hem de buradaki gönüllüler sizi bir şeye zorluyor. Ben zannediyorum 200'e yakın tür yardım organizasyonu kurum tarafından ve destekçileri tarafından sağlanan bölgeye gönderildi. Bölgedeki yurtlarımız, Ayakkabı'sı, Maraş'taki yurdumuz, bahçesinde eğitim ve etkinlik çadırları kurduk. Özellikle çocukların normalleşmesi, yani zihinleri ve gündemleri depremin dışına çıkması, normal hayat akışına kavuşması için orada ciddi bir etkinlik alanı oluşturduk. Yine Adıyaman'da çadır kentte benzer şeyler oluşturduk. Yurtlar tabii ki bir yaşam alanı. Yemekhanesi var, deposu var. Depolarımız gıda dağıtım lojistik merkezine dönüştü. Mutfaklarımız yemek dağıtım merkezine dönüştü. Ve kurumun kendi gerçekliğinin ve kapasitesinin üzerinde bireysel olarak yardım yapmak isteyen ama nasıl gideceğiyle ilgili fikri olmayan insanların da katılımıyla çok daha başka bir şey oluştu. Bir sinerji oluştu. O yüzden yani sivil toplum, sivil organizasyon devletin yanında mutlaka desteklenmesi gereken, burada destekten kasıt organik olmayan besleme kurumları kesinlikle kastetmiyorum. Türkiye'de sivil toplumun önünün açılması, en büyük destek verici bu olacak. Tabii ki çerçevesi belirlenmiş, denetim yapılır bir şekilde.
Öğrenim açılması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Sayın Bey'in söylediği, bir kartı gördük. Sayın Bey'in söylediği, bugün için belki çok aktif olmayacak ama ihtiyaç anında bu mekanizmaları kullanmanız, çalıştırmanız gerçekten o deprem felaketinin acısı bugün daha erken sarılmışsa, yaralar daha erken sarılmışsa ve sarılıyorsa inanın giden arkadaşlar gözlemlemiştir. Sivil toplumun oradaki desteği ve katkısı bu anlamda çok büyük işler gördü. Ben teşekkür ediyorum sadece için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi de sözü İnsan İzin Derneği Başkanı Umut Sarıkaya'ya bırakıyor. Buyurun Umut Bey. Evet, hoş geldiniz. Deprem bölgesinden geldiğim için biraz rahatsızlığım var aklımı verelim. Afrika'ya gitmek için de bu programa katılmak için burada bulunuyorum. Tabii bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Aynı zamanda İnsan İzin Uluslararası İnsan Yardım Derneği'nin ikinci yıl dönümü. Daha küçük bir bölüm bizim çocuğumuz. Bundan yaklaşık 45-46 gün önce böyle bir afetle nasıl başa çıkılır, neler yapılır deseydiniz maalesef hiçbir cevap alamayacaktınız. Ama bugün 45 günlük bölgede geleneksel insani yardım çalışmalarının yanı sıra farklı adımlar atmaya çalışan bir dernek olarak bölgede uzun süre kalan birisi olarak farklı tecrübeler de edindiğimi düşünüyorum. Tabii doğal afetler maalesef insanın ne kadar aciz olduğunu gösteren durumlar. Yani Antalya'daki yangında da, Muğla'daki bölgedeki yangında da insan ilk olarak o bölgeye gidip çalışması gerektiğinin farkına varıyor. Fakat o bölgeye, o sıcaklığa yaklaştığınızda veya o deprem anındaki o bölgeye ulaştığınızda maalesef profesyonel değilseniz çok acil bir şekilde orada kaldığınızı, hatta o bölgede profesyonel bir şekilde çalışan insanlara yük olduğunuzu görüyorsunuz. Şimdi bildiğiniz gibi bu atık dönemlerin devam ettiği sürece, özellikle son ilk 10 günde arama kurtarma çalışmaları devam ederken insanlar kendi içlerine kapanık bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Her gün şunun çok farkındayız. Bu başlık da bizim için çok kıymetli, sürdürülebilir şehirler. Bölgeye gittiğimiz ilk andan itibaren ben sabah işte depremin olduğu 4.17'den itibaren yönetim kurulu tarafımızdan toplantıya başladık. 7'de 4 yönetim kurulu üyemizi bölgeye intikal ettirdik. Yaklaşık kriz masaları vesaire kurduk. Ben 5. gün deprem bölgesine gittiğimde kendi arabamla gittim. Adıyaman'a doğru çıktım ve her gittiğim kilometrede her yerin yıkılmış olması insana çok büyük bir film sahnelerini anımsatıyor. Fakat ben 30-40 gün boyunca deprem bölgesinde bütün enkazları, bütün yıkılan şehirleri görmüş olmama rağmen gittiğim mezarlıkta depremin olduğunu anladım. 15 yıl boyunca yetecek denilen mezarlıklar bir günde dolmuş. Adıyaman'da çok büyük araziler, belediye tarafından burası 15 yıl boyunca Adıyaman'a yeter diye planlanan araziler maalesef bir günde dolduğunu gördük. Tabii bir kez daha öğrencilere rahmet etsin. Şimdi değerli arkadaşlar, Adıyaman'da bir iyilik kompleksi kurduk. Diğer tüm şehirlerde çalışmalarımıza devam ederken bu iyilik kompleksinde insanlar okul bahçesine girdikleri andan itibaren ne olursa olsun en azından hayatlarının devam etmesi gerektiğini, farkına varmaları gerektiğini bir şey yaptı. 3 öğün sıcak yemeğinden kılık kıyafetlerine kadar bütün operasyon süreçlerini burada yapabilecekleri bir ortam oluşturdu. Fakat asıl gelmek istediğim meselelerden bir tanesi şu. İnsanlar ilk 3-4 gün yedikleri yemeğin mercimek çorbası olduğuna, kuru fasulye olduğuna takılmıyor. Fakat 5 gün sonra, 6 gün sonra bölgede yaşayan insanların farklı problemleri ortaya çıkıyor. Yani 10. günden sonrasında duş problemleri ve hijyen problemleri ortaya çıkıyor. Temiz ve farklı yemek problemleri ortaya çıkıyor. Çocuklar için, kadınlar için, büyük yetişkinler için
moral destek grupları ortaya çıkıyor. Bir farklı mesele çamaşırhaneler, bir farklı mesele affedersiniz tuvalet ihtiyaçlarının düşürülmüş, şehrin tamamı yıkılmış ve bütün SPK'lar iyi niyetli bir şekilde bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Benim bu buradaki SPK temsilcilerimiz de var. Büyük ihtimal kendileri de benimle aynı düşünceye sahiptiler. Ben bu depremin çıktısı olarak sivil toplumda en büyük gördüğüm şeylerden bir tanesi, Allah razı olsun Hüseyin Başkanımızın bir işi var, bir programa yetiştik, çıktı. İHH arama kurtarma alanında çok güzel kendini yetiştirmiş. Biraz önce de yine daha arasında arama kurtarma çalışmalarının çok maliyetli olduğunu söyledim. Örneğin bizim insanımız olarak arama kurtarmaya gücümüz yetmeyebilir. Ama biraz sonra ne yaptığımıza geleceğim. Fakat biraz önce saydığım tuvalet ihtiyacından çamaşırhanesine, duşundan hijyen problemine kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bence afet dönemlerinde her şeyi yaparızdan öte bir şeyi biz düzgün yapılma odaklanması gerektiğine inanıyorum. Her günümüz mercimek çorbası dağıtarak buralarda çalışma yapamayız. Zaten bu yapılan çalışmaların bence sürdürülebilirliği sivil toplum kuruluşları tarafından iyi planlanması lazım. Bölgeden yeni gelen birisi olarak 5. günde bölgeye ben gittiğimde adım atacak, hani yemeğin her türlü çeşidini bulabiliyorken bugün bölgede Adıyaman için konuşabildim, sadece 10-15 arasında derneğin kaldığını görebiliyoruz. Maalesef bölgeden tüm arkadaşlarımız şunu söyleyebilirler, buradaki şehirlerin ayağa kalkması minimum 8-10 yıl. Tüm bunların yanında sürdürülebilirliği sadece yapıyla inşa edemeyiz. Sürdürülebilir şehirleri, dediğimiz gibi bu 10 yılımız etkileyen yani bu bölgeler sadece yapılarla, inşaatlarla kalkındırabileceğimiz bölgeler, coğrafyalar değil. Bu coğrafyalar misafirperverliğiyle, kadim kültürüyle bizim ruhumuza naç edilmiş coğrafyalar. O yüzden depremin 4. günü iki tane proje yaptık. 100 psikolog arkadaşımızla beraber. İlk projemiz 0-18 yaş arası psikolojik ilk yardımla alakalı bir çalışmaydı. Bunu 500 çocuğumuzla uyguladık. Ve 0-18 yaş grupları arasında yazdığımız güne bakan projesi 1,5 saatlik iyileştirici oyunlar ve grup terapileriyle beraber bir ilk yardım çalışması gerçekleştirdik. Bölgede o onlarca gönderdiğimiz tır, devam eden çamaşırhane hizmetleri veya işte hijyenlerin dağıtımında 4 tane çadır oluştu. Bu çadırların 2 tanesi psikolojik, 2 tanesi uyum çadırıyla birlikte. Çünkü insanlar artık 7. ve 8. günden sonra çocukların motivasyonsuzluğu ve insanların içlerine kapanık bir duruma düşmesi ve önceki hayatlarındaki ekonomik sıkıntılar insanları daha agresif ve depresif bir şekilde baş başa kaldıklarını gördüm. Bu 500 çocukla 0-18 yaş arasında gerçekleştirdiğimiz hem grup terapileri hem iyileştirici oyunlarla bir çalışma gerçekleştirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Çalışmanın başında ve sonunda yapılan anketlerde çocukların bu yaşadıkları deprem afetinden yaşadıkları olayla baş etme güçleri %50 oranında olumlu olarak arttığı testler sonucu ortaya çıktı. Yani bir çocuğu ilk terapiye aldığımızdaki yaptığımız test de bu iyileştirici oyunlar, ben bir gün şöyle bir şey oldu, tepem bölgesinde komikeler var biliyorsunuz, sağlık alanına veren çalışmalar. Psikologlarımız bu zaman işte kendi projenin içerisine göre bu olayların geçici olduğunu ve işte iyileşeceğimizi anlatan çalışmalar yaparken oyuncakları yara bantlarıyla sararak bir terapi gerçekleştiriyordu. İki günü un kenarlar ve hastanelerden yara bandı arayarak geçti. Çocukların bu günleri geçirebileceğini anlatabilmek için. Kalan bu diğer %50'sine yakın bir kısmı ise yaşadıkları bu olaydan artık daha az etkilendiğini ifade ettiler. Şimdi tabii bölgenin getirdiği zorluklar var, mesafeler var vesaire. Ramazan'la ilgili çeşitli çalışmalar planladık. İkinci projelerimizden bir tanesi de biz
şurada yazmış olmam lazım. Yaşam Çiçeği Projesi. Nasip olursa 3 psikolog arkadaşımızla beraber 1 Ramazan ve 29 Ramazan arasında hem yetişkinler hem de çocuklar için 100 psikologumuzu oyun abilerini ve oyun ablalarıyla beraber şimdi bilim çadırlarını vesaire aldık. Arkeolojik çalışmalar ikinci projeyle. Ben bölgeye gittiğimde ilk acaba psikologlar buna tepki olur mu? Hani kardeşimiz burada ne arzularla uğraşıyorsunuz, bizim böyle çoluk çocuk işleriyle uğraştırmayın diye geleneksel insan yani 10 yıldan beri Afrika'ya gidip geliyorum. Somali'den Burkina Faso'ya çok coğrafya gördüm. Böyle bir tepkiyle karşılaşır mıyız diye düşünürken çok farklı olaylara şahit oldum. Çok farklı mesajlar aldım. Ve hatta ikinci proje yazmamıza da yetişkinler için proje yazmamıza vesile olan en önemli şeylerden bir tanesi çocukların iyileştiğini ve çocukların enerjisini arttığını gören ebeveynler kendileri için ciddi bir şekilde terapi talep etmeye başladılar. O yüzden ben sivil toplum kuruluşlarımızdan bu çalışmaları gerçekleştirirken kesinlikle en az yemeği düşündüğümüz kadar hijyen sistemini düşündüğümüz kadar duş ihtiyaçlarını, çamaşırhaneleri, psikodesteği düşünmeleri ve bu alanda profesyonel düşmemiz gerektiğinin de altını çiziyor. Önümüzde bir Ramazan ve Ramazan'ın sonrasında da bir Ramazan bayramı var. Buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın bölgede yaptığı çalışmalar çok hayati. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok insanüstü bir görüntüsüyle, yönetimiyle çok insanüstü bir performans ortaya koydular. Sizlerden, kıymet hocalarından, yöneticilerimizden ise şöyle bir şey talep edeceğim. Bildiğiniz gibi Ramazan bayramı bu coğrafyalar için çok kıymetli çalışmalar. Biz yaklaşık 20-25 Ramazan'dan itibaren bayramın yaklaşmasıyla beraber Türkiye'de bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Tüm aileleri, tüm işte Türkiye'de olan ve deprem bölgesi dışında yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı deprem bölgesinde, konteyner kentlerde, çadır kentlerde bayramlaşmaya davet etmek istiyoruz. İmkanlı olan, müsait olan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber de bunu yapabiliriz. Biz Adıyaman'da sizlere müsait edebiliriz. Muhakkak en azından moral destek grupları o bölge için çok kıymetli. Eğer o bölgeyi çünkü her geçen gün o bölge biraz daha yalnızlaşıyor. En azından bayramı bayram gibi yaşamalar arasıyla olabilirsek çok kıymetli. Biraz önce Türkiye'nin başkanı uluslararası taraftan gelen yardımlara dikkat çekti. Biz Dubai'den, Rusya'dan, Afrika'dan birçok gönüllü insanın sayfasından Tavuk'un videosu var. Bir gününü anlatıyor. İzlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Sosyal medyada çok güzel oldu. Tavuk bir gün benim odama geldi. Bu aradığında kaldı. Kimse anlatmasın. Tavuk yine bir arkadaşımız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyor. YTB ve Diyanet kursuyla Türkiye'ye gelmiş. Dedi ki artık seninle özel olarak konuşabilirim dedi. Ben de bir sıkıntısı falan var diye düşündüm. Diyanet özel olarak konuşuyoruz. Bir kendi bir gün Gine'ye beyaz adamlar geldi. Bundan yıllar yıllar önce. Ben de dedi işte Türkiye'yi okumaya, lisede üniversite, Türkiye'yi okumaya götüreceklermiş. Ben de bize çıkmaz ama hani bu sürekli değil nasıl olsa sınava katılmak diye kalktım. İşte Gine şey, Konakry, Gine'nin merkezi. Konakry'ye 8 saat uzaklıktaki bir köyden Konakry merkezine bir yolculuk yaptım. Ve sınava girdim. 20 kişi sınava girdim. 4 kişinin kazanma hakkı vardı. Ve 4 kişiden bir tanesi ben oldum. Yıllardan beri Sivas'tayım. Liseyi okudum. Ve üniversiteyi de şu an burada okuyorum. Ben dedi köyden çıkmamış birisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'deki insanların hayırlarıyla okudum. Ve benim kesinlikle ailemin beni buralarda okutmaya imkanı yoktu. Ben Türkiye'ye nasıl hakkımı ödeyeceğimi bilmiyorum. Ben gece gündüz şu an burada deprem bölgesinde çalışıyorum.
bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Gece gündüz yerleri süpürüyor, gece gündüz bulaşıkları yıkıyor, gece gündüz bu millete hizmet etmek için çalışma yapıyor. O yüzden bazen işte ben birkaç gün sonra Afrika'ya gideceğim. İnsanlar bazen Afrika'da veya dünyanın başka coğrafyalarında çalışma yaptığımızda ne işiniz var orada diye bazı haklı sorular belirtiyor. Ama ben bu deprem meselesiyle şunu gördüm. Türkiye'nin bunca yıldır yapmış olduğu çalışmaları birçok ülke vefasını göstererek kanıtlamış oldu. O yüzden sivil toplum kuruluşlarının attığı, yaptığı çalışmalar çok kıymetli. İnşallah biz de elimizden geldiğince yine bu deprem bölgesindeki çalışmalara hem psikodestek alanında hem de geleneksel insanlığın yardım anlamında devam ettireceğiz. Eğer şu an görüşmelerimiz devam ediyor, bölgelerden bildiğiniz gibi o bölgelerde çalışma yapmak çok zor. Gönüllünün gelmesi, gitmesi vesaire. Ama eğer belediyeler tarafından yer tahsisi gerçekleşirse şu an bir okulda, birçok bölgede okullarda veya mobil olarak çalışmalar yapılıyor. Eğer yer tahsisleri gerçekleşirse psikologlarımızla beraber orada geleneksel insanın yardımının yanında Yaşam Çiçeği projesini de uygulamaya devam edeceğiz diyorum. Ben dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize de yoktur. Sağ olun. Yok, kurum olarak. Ancak